Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, inşallah gene yeni bir hafta başında güneş doğmuş, hava ısınmış. Bizler de manevi değerlerle gönlümüzü ısıtacağız. Vahyi idrak edeceğiz. Bu sıcak şeyle, ruhla inşallah yolumuzda istikamet üzere yürüyeceğiz değerli kardeşlerim. Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz. Şimdi beraber Allah'ı zikredeceğiz. Eksiklerimiz, yanlışlarımız olacak. Olmaması mümkün değil. Ama yanlışlarımızı düzeltir, eksiklerimizi tamamlarsanız bu da güzel bir ibadeti gerçekleştirmiş olacak. İnşallah Rab katında daha büyük ödüllere nail olacağız. Taha suresi 14. ayet-i kerimede kalmıştık Mehtap'cığım. Allah razı olsun, sen de hep hatırlatıyorsun bana. Mealen şöyle belirtiyor. Nestağzubillah, euzubillah, mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyoruz da dünden beri bunu düşünüyorum. Mesela Araf suresinde diyor ki Kur'an okumaya başladığın zaman kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor. Biz de şimdi ara ara ayetleri okuduğumuz zaman bu besmeleyi çekmiyoruz. Sonra dedim ki orada öyle diyorsa bir süre boyunca bu besmele mi? Yoksa her yeni başladığın ayetler için mi bu besmeleyi de çekmemiz lazım? Bunu düşünmüştüm. Sonra öyle kanaat getirdim. Unutmazsak, biz bir de böyle alışmışız ya. Her bir meali okuduğumuzda değil ya, yani mesela bugün başladım. Öyle Kur'an'daki dusturla, emirle başlıyorsun. Bunu da başlamaya dikkat edelim ki biz samimi bir şekilde Rab'le buluşalım. O Rab'le samimi bir şekilde buluştuğumuz zaman zaten şeytan yanımızdan kaçar. Sanki bir anlamda evzu besmele şeytan savar gibi, şeytan kovar gibi düşünüyoruz ama burada bizim irademizle buluştuğu zaman bu böyle oluyor. İrade, akıl, bilgi beraber geldiğinde inşallah önümüzde de Kur'an, doğru anlamanın kapısı açılır bize, açılıyor elhamdülillah. Çünkü Rabbimizin de buna benzer birçok vaatleri vardır. Evet, uğrumuzda cihat edenlere yollarımızı göstereceğiz diyor. Ve onlara hak ile batılın arasını ayıracak anlayış vereceğiz diyor. Verilecek, vereceğiz, vereceğim. Evet, şimdi başlıyoruz mealimize. Şüphe yok ki Allah benim, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni hatırlamak ve anmak için dosdoğru namaz kıl. Ayet-i kerimemiz inneni enallahu la ilahe illa fa'budu. Yani benden başka ibadet edeceğiniz, benden başka sizi tanıyan, benden başka sizin en ince duygularınıza kadar bilen, benden başka sizin bilip de ihtiyaçlarınızı gideren ve size yol gösteren başka ilahlar bulamazsınız asla. Ben, hani Hazreti Musa'dan geldik ya, papuçlarını çıkar, ben senin Rabbinim diyor ya. Burada da şüphe yok ki diyor. Yani biraz da şüpheyi kaldırıyor. Çünkü neden? Bir ses geliyor. Veya biz işte şimdi Kur'an'ı okuyoruz. Yer yer böyle farklı vesveseler gelmiyor değil yani. Ama şüphesiz diyor. Şüphe yok ki Allah benim. Yani şüphelerinizi kaldırın. Şüphe çok kötü bir hastalık. Ama ondan da uzak değiliz. Gerek farklı dünyevi anlamlarda, ilişkilerde, gerekse vahiy ile buluşma noktasında bazı hafızaya hakikaten çelişkili mi desek, şüphe mi uyanıyor desek bir şeyler geliyor. Ama ne yapıyoruz? Elhamdülillah sahih bir imana sahip olduğumuz için hemen toparlanıyoruz. Senden başka ilah yok. Tabii ilah çok var. Hani müşriklerin kendilerine mahsus o kadar çok ilahları, taptıkları nesneler var ki. Nesne diyoruz bakın. Özne değil.
Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı böyle özne olarak görünmeyen ama her şeyi bilen, her şeyi yaratıp yaşatan, idare eden olarak biz biliyoruz Cenab-ı Hakk'ı. Böyle iman ediyoruz ve etmek de zorundayız. Cenab-ı Hak da burada iyice şeddelerle şey yapıyor, vurgulayarak bunu mutlak böyle inanılması gerektiğini söylüyor. Mutlak böyle inanılması gerektiğini söylüyor. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Yani siz kendi kendinize ilahlar edinirsiniz. Ama ben senin Rabbinsem, ben senin Allah'ımsam, benden başka ilah da arama, yoktur diyor. Öyleyse ne olacak? Sonucu bağlıyor. Bana ibadet et. Bana ibadet et. Beni hatırlamak ve anmak için dosdoğru namaz kıl. Evet değerli kardeşlerimiz, mealimiz böyle. Biz de şimdi inşallah anladığımız, araştırdığımız kadar açıklamaya çalışacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii bilmediğin için olsun, bir şey olmaz. Doğal. Ama inşallah daha böyle izleyicilerimizle, sizlerle sağlıklı buluşmak için böyle belki düşünüyoruz. Evet, şimdi diyoruz ya, öncelikle Cenab-ı Hak kendi zatını tanıtıyor ki, kendi zatını tanıtıyor ki, iman edecek olanlar başka ilah edinmeden, niye başka ilah edinmeden? Dünyevi, uhrevi selametleri için yapılan davete icabet etsinler. Ben buralarda biraz kulluk kelimesini de kullanmaktan imtina ediyorum. Onun Türkçe'de farklı anlamları da yüklü, köle. Köle ise hiçbir hürriyeti, iradesi, seçimi olmayan, varlıklara yüklenilen sorumluluklar, yapmadığı zaman da büyük cezalar alıyor. Bu dünyevi anlamda anlatıyoruz. Ama Rabbe dair bunu kullandığımız zaman zaten hiçbir itiraza mahal kalmıyor. Ama ikinci bir anlam yüklendiği için elimden geldiği kadar meali okusam bile böyle bir açılım yapıyoruz. Ne demişti? Benden başka hiçbir ilah edinmeden. İşte burayı açıyorum ben. Nedir? Dünyevi ve uhrevi selametleri için yapılan davete icabet etsinler diye. Bunu özellikle vurguluyorum. Hani şedde vurgular ya, işin muhakkaklığını belirtir ya. Buradaki kelimelerin hemen hemen çoğunda da şedde var. İlah kelimesini kullandığı zaman şeddeli kullanıyor. Hiçbir şüphen olmasın. Allah kelimesi nedir? Esma'yı da işliyorsunuz. Allah razı olsun, kavramlar işleniyor, esmalar işleniyor. Ve hepimiz de detaylarına inerek anlamaya çalışıyoruz. Anladıkça da Cenab-ı Hakk'a karşı haf ve haşiyetimiz gelişiyor. Sevgi ve itaat noktasında isteğimiz artıyor onu tanıdıkça. Çünkü her şeyin sahibi o, beni yaratan da o. Beni bu dünyaya imtihana gönderen de o. Yani beni, bizi diyoruz. Mineciğim. Allah kelimesi bütün zat ve sıfatlarını, esmasını içerisinde toplayan bir lafz-ı celildir. Bakın, zatını, sıfatlarını ve esmasını Allah dediğin zaman hepsini diyor içinde topluyor. Dolayısıyla ya Allah diyen Allah'ı bu şekilde hep anmış oluyor ama tabii ki farkındaysa. Ya Allah diyen Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla anmış, anlamış oluyor, zikretmiş oluyor daha doğrusu. Anlamayabiliriz. Onun bu bütünlüğü içerisinde zikretmiş oluyoruz. Yani en güzel isimler de O'nundur diyor. Burada birçok ayet-i kerimeler de var. Kainatın, kainatta bulunan bütün varlıkların yaratıcısı, koruyucusu ve her şeyi bir anlam ve hikmetle idare edecek olan tek varlık da O'dur. Allah lafz-ı celali bu gerçeği de ifade eder. Seçilmişlerden olmak için mutlaka ama mutlaka ona itaat etmek gerekir. Yoksa bin defa Allah demişsin, yüz bin defa esmaları saymışsın ama mutlak itaati ona yapmadığımız zaman
ona yapılmadığı zaman ister istemez biz bu Allah lafzını defalarca söylesek de itaatin dışında olduğumuz için onu anmamız bize çok da bir şey kazandırmıyor. Ama dilimiz gene de işte zikretmiş oluyor diye rahatlıyoruz. Kendimizi rahatlatıyoruz. Seçilmişlerden olmak için, bakın şimdi kendimize geliyoruz gene. Seçilmişlerden olmak için mutlaka ne dedik? Gene ona itaat etmek gerekir. Elçilerini de Allah bu doğrultuda, bu hususta görevlendirerek bize göndermiştir. Bizimle buluşturmuştur. Göndermiştir değil, o vahiy alıyor, ona vahiy geliyor. O da bizimle buluşuyor. İşte demek ki burada seçilmiş olmanın da ayrıcalığı nedir? Allah'ı tanımak. Sonra ikinci önemli düstur, Resul'ün getirdiklerine uymak, tabi olmak. Onun için diyor Allah Resullerini seçti ve size sorumlu olarak gönderdi ki uyanasınız, uyarsın. O uyarırsa sen de uyanırsan uyanırsın. Burada 3. surenin 20. ayet-i kerimesinde önemli bir mesaj var kardeşlerim. Onu da okuyayım. Mealen şöyle belirtiyor. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, yani Allah hakkında, vahiy hakkında, Resul hakkında, din hakkında, yani vahyin dışındaki tartışmalara girerlerse de ki, bak gene diyor Resul'e, de ki, ne diyecek? Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Bakın bir la ilahe illallah'ın açılımını gene vahiy doğrultusunda hem Allah'ı tanımak, hem Resul'e iman etmek, hem de Resul'ün getirdiğiyle anlamak ve itaat etmek gerekiyor. Ehli kitaba, şimdi ehli kitap derken çok daha geniş bir şumul oluyor. Hemen bizim aklımıza Yahudiler, Hristiyanlar, kendine mahsus kitabı olanlar. Ehli kitap olamaz ama. Cenab-ı Hak'tan gelenin tanımı ehli kitap olarak belirleniyor. Şimdi biz de ehli kitabız. Hani Yahudiler, Hristiyanlar ehli kitap ya. Biz de ehli kitabız elhamdülillah. Ama niye burada bu vurguyu yapıyor? Çünkü onlar kitabı tahrif etmişler. Kendi düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini kitaba katmışlar. Ehli kitapsın ama diyor sapıtma. Şimdi onlara bunu söylemek çok rahat, kolay da bugün ben de ehli kitabım, Kur'an benim kitabım, Allah bu Kur'an ile Hazreti Adem'le başlayan vahyi tamamlamış ve bize yol göstermiş, istikamet üzere yürümek için yol işaretlerini belirlemiş ama ben de kalkıyorum Kur'an'ı anlamadan, referans almadan birilerinin ondan sonra telkinleriyle iman ediyorum. Birilerinin telkinleriyle amellerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. İman nedir? Kim olursa olsun inanmaktır. Amel nedir? İnandığın doğrultuda yaşamaktır. İşte Cenab-ı Hak bu imanı, bu ameli dosdoğru vahye bağlayarak diyor ki iman et ve sonradan da vahiy doğrultusunda yaşa. Onun adı da salih amel oluyor. Yoksa diğerlerinin de imanı da var, ameli de var. Ama iman sahih, amel salih olmadığı zaman Cenab-ı Hakk'ın yanında bir geçerliliği olmuyor. Ehl-i kitaba ve ümmilere de, siz de, ümmiler ne demek? Anlamayan, okumayan, düşünmeyen. Mesela burada da Resulullah'a diyorlar ki o okuma yazma bilmiyordu. Bakın nerelerden geliyoruz Kur'an bütünlüğü içerisinde. Okuma yazmayı bilmeyen bir insan, tamam mı? Konuşabilir. Hani şimdi mesela ben hiç okumayı bilmiyorum, yazmayı da bilmiyorum ama öğrendiklerimi konuşuyorum, konuşabilir. Ama Resulullah bir devlet idarecisi, Resul olarak seçilmiş toplumun önderi, önde geleni, sonra ticaretle uğraşan bir insan. Bu nasıl kalem tutamaz, nasıl okuma yazma hesap bilemez? Ticaretle uğraşıyor, büyük ticaret şeylerinde çalışan bir önder. Ama işte o ümmi kelimesini bu manayı verince Resulullah da bilmiyor diyorlar. Aslında ümmi ne demek biliyor musunuz? Fıtratını koruyan, tertemiz demek. Bunu açıklamasak gerçekten kafalar karışacak. Ümmi anasından doğduğu gibi temiz. Yani fıtratını bozmayan manasını diyelim. Anasından doğanın
bir hesabı yok ki Allah'ın. Rüştüne erinceye kadar Allah ona hesap sormuyor. Ceza mükafat vereceğim demiyor. Tabii bunlar da ayrı açılması gereken kelimeler. Ayetleri de böyle inşallah iyice sindirmeye çalışıyoruz. Eğer siz de Allah'a teslim oldunuz mu de, eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Buldu demiyor, buldular demektir. Çünkü kafadaki çer çöp hemen temizledi mi? Gerçekten vahye şeksiz şüphesiz inandı, amele dönüştürdü mü? Hadi inandı diyelim şeksiz şüphesiz. Amele dönüştürdü mü? Yani ben belki böyle düşünüyorum ama çok mu içine kafaları bocalatıyorum? Anlamam böyle gelişti. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Yani hemen de iç dünyamıza bir gönderme yaptı Cenab-ı Hak. Onlar sana öyle görünürler, böyle görünürler, seni kabul etmiş gibi olurlar, vahye itiraz da edebilirler. Onların içinde sakladıklarını ben bilirim diyor. İşte insanı hizaya getiren en önemli düsturlardan birisi de Allah'tan hiçbir şeyimizi gizleyemeyeceğimizdir. Burada 5. surenin 7. ayeti kerimesinde de gene böyle bir mana var kardeşlerim. Ama o da ona benziyor. Okumasak da olur. Benden başka ilah yoktur demek de ne olacak peki bize? Huşu ve haşyet, takva. Huşu saygı duymak. Haşyet ona karşı gelmekten korkmak. Takva ise gerçekten yapacağı işi vahye uydurarak yapma, takvanın yanına muhsin kelimesini koyduğumuz zaman da rıza doğrultusunda yapacağı her işi en güzelini yapmaya çalışmak. Çünkü bunlar Kur'an'ın terimleridir, kelimeleridir. Kavram derslerinde de bunlara benzer çok açıklamalar yapılıyor ama değerli kardeşlerim bizim önümüze gelince bizler de paylaşmak zorundayız. Ve paylaşa paylaşa, dinleye dinleye, belki de hafızada kalıcı anekdotlar olacak ve Allah'ı daha yakinen tanıyıp daha çok razı etmenin yolunu arayacağız. Evet, böyle bir kelime şeyinden de açılımından sonra şüphesiz ben diyor. Bakın niye hep ben diyor? İnneni, bak şeddeli inneni, ben. Tamam mı yine ben benim, biliyor musun, beni tanıyor musun? Tanıdığınız kadarıyla espri yapıyorum ama işte Cenab-ı Hak da böyle bir tanımaya vurgu yapıyor. Bunu muhakkak tanımalısın. Benden başka ilah yoktur diyor. Gene geçiyor aynı kelime. Birinci cümlede niye iki defa bu kelimeyi tekrarladı bir ayette? Bak, inneni ena Allahu la ilahe illa ena fa'budu. Bana ibadet diyor ya. İkinci cümlede ise, yani önce ben Allah'ım diyor, ikinci cümlede ise neyi vurguluyor? İbadetin, yani hayatla ilgili olan her faaliyetin, her işin Allah'a yönelmek olmalı. Bunu kastediyor diyor ikinci kez vurgulamayla. Yani her işimiz, her ibadetimiz ona yönelmek, yani onun istediği şekilde yapmaktır diyoruz. Bu kastolunuyor deniliyor. Bunu ise periyodik aralıklarla ne yapıyor Cenab-ı Hak? Dünyevi meşguliyetlerden sıyrılıp Cenab-ı Hak kendisiyle bizi özel buluşturuyor. Sonuçta dedi ya, ve agimus selate. Agimus selate dendiği zaman burada namaza vurgu yapılıyor. Anladığımız kadarıyla Allah-u Alem. Tabii bizler de okuduğumuz için söylüyoruz. Çünkü Agimu geçtiği zaman, arkasından da selatla buluştuğu zaman namaz ifade ediliyor. Yoksa başka yerlerde sadece salat geçiyor. Agimu geçmiyor. Salat da ne demekti? Dua etmek, istemek, selamete ermek. Ama namaz zaten bütün bunlarla müteşekkil bir ibadet. Agimu selate derken işte o namazı dosdoğru kıl kelimesi çıkıyor. Lizikri niye namaza söylüyor? Beni anmak için. Beni zikredip istediğim şekilde zikretmek, razı etmek için diyor namazı kıl. İşte onun için bizler de günde 5 defa böyle becerebildiğimiz kadarıyla şöyle yapıyoruz.
elimizin tersiyle bütün işleri kenara atıyoruz ama şuurumuzu boşaltamıyoruz tabii ki. Birçok düşünceler oluyor. Her neyse biz gene burada o Agümüs Selahate'yi gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, işte burada gene Rab'le özel baş başa buluşmayı sağlayan nedir? Namazdır. Bunu namaz sana temin eder, bunu namaz bize temin eder. Hakikaten namazdan başka nerede biz böyle tamamen dünyevi işlerinden, meşguliyetlerinden sıyrılıp da Rab'le baş başa oluyoruz? Peki Rab'le baş başa olduğun zaman ne olacak? O kadar büyük bir rahmetli ibadet ki. Bir anda kafanı, bedenini yoran bütün işlerden uzaklaşıyorsun. Şöyle bir duruşa geçiyorsun ya. Ne oldu diyorsun. Ne bu telaş, ne bu koşturma. Ne yapıyorsun? Bazen bana öyle söylerler. Diyorum ki ne yapayım? Vallahi kadıyı indiriyorum, müftüyü bindiriyorum. Niye söylüyorum? Çünkü sana bakıp senin durumuna göre bir değerlendirme yapıyorlar. Ama senin işin o kadar ciddi, o kadar önemli, o kadar çok üzerine düşmen gereken bir iş ki bunu anlamayan insanlar ne yapıyor? Senin ne işin diyorlar. Ben de espri olsun diye kadıyı indirdim, müftüyü bindiriyorum diyorum. Yani birisi kadı hakim, müftü de bize yol gösteren bugünkü deyimle. Böyle bir temsili şeyle, mizahla cevaplıyorum. Evet, Rab'le baş başa buluşmayı mutlaka namaz temin eder kardeşlerim. Burada da Bakara suresinin 238. ayet-i kerimeyi aldım. Tabii çok ayet-i kerimeler var Mineciğim. Bu namaz hakkında o kadar çok ayetler var ki ben bunları tararken birkaç tane ayet seçeyim dedim. Beş vakit namazın vakitlerini söyleyen, hangi zaman dilimlerinde bu namazın kılması gereken hususlarda hep ayetler vardı. Sabahın işte güneş doğmadan evvel, güneş tepeye çıktığında, güneş seval bulmaya başladığında ve akşam karardığında ve gece olduğunda. Bakın beş vakit namazı öğrendiğimiz kadarıyla, hatta daha önceki namaz bölümlerinde hep bunu anlatmıştım. Hatta Senay Demirci'nin şiirini de okumuştum hatırlıyorsanız. Tabii ki burada bazı şeyleri öğrenme gayretimiz, şevkimiz, iştiyakımız olacak. Dinleyicilikte takibimiz olacak ki birbirine tamamlayarak biz de bir bütün anlayışa, kavrayışa sahip olalım. Evet, mealen şöyle belirtiyor. Kağıt koymamışım. Kağıt etmesek de olur da. Muhakkak hep aynı anlamlara geliyordur. Ha, söylediğim kelimelerin tam üzerine geldi bu ayet-i kerime. Namazlara ve orta namaza devam edin. Şimdi bu orta namazın işte tepedeki güneş gelince öğlen, zeval bulmaya başladığı zaman da ikindi. Batmamış ama. Battığı zaman da akşam. Ondan sonra da yatsı. Devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Burada da bunu ifade etmiş ayet-i kerimemiz. 7'ye 170. ayet-i kerimeyi de galiba koymuşum. Onu da okuyalım ki inşallah işimiz daha güzel anlaşılsın. Burada çok daha farklı bir vurgu yapıyor. Kitaba sımsıkı sarılıp, namazı bir gönderme yapacak ama öncekinin ne diyor? Kitaba sımsıkı sarılıp, namazı dosdoğru kılanlar var ya, bak yapanlara bir sonuç bildirgesi getiriliyor. İşte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. Bu kadar önemli bir ibadet farkına varılmadığı için kılınmıyor kardeşim. İnsanlara en zor gelen şey galiba namaz oluyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim, vay o namaz kılanların haline ki kıldıkları namazdan habersizler. Haberleri olsa terk ederler mi? Gerçekten geçen gün çok güzel bir kardeşimin evine gittim. Genç kız oturuyor orada. Hadi namaz kılalım, cemaat olalım dedim. Annesi oradan dedi, kılmıyor. O ne biçim? Yani bir mazeretim var, niye kılmıyor? Yok dedi. Tabii ki benim o bir anda bir vakit namazı kıldırmam çok da şey değil. Hani o seni kırmaz, kalkar kılar. Kılmamasının sebebi ne? Annesi onu biraz
tembelliğe mal etti, üşengen. Ama dünya için bunlar sabahın köründe okula giderler. Telefonu ellerinden bırakmazlar. Televizyon karşısında ömrü çürütürler. Görüyorsun yani otura da sonra öyle bir şekil alıyor ki şeyleri, fizikleri. Bu sefer de o kendileri için büyük bir problem olmaya başlıyor. Hele de bir genç kız için bir kilo en büyük problem oluyor onun için. Ama işte o tembellik onu oraya da götürüyor, namazdan da uzaklaştırıyor. Bunlar hayat karesinde seyrettiğimiz şeyler olduğu için hani güncele indirerek paylaştığımız zaman herkes kendini bir yerde görür. Bir yerde de münafıkların namazından bahseder. Diyor ki onlar diyor seninle beraber namazı kılardı ama başka zaman kılmazlar. İşte orada da diyor vay o namazı kılanların haline. İşte orada hem münafığı ifade ediyor hem de böyle tembellikten, üşenmekten, işin önemini kavramamaktan dolayı secdesiz kaldığını ki ilk şeytanın secdesizliğidir onu akıbete uğratan biz öyle değilizdir inşallah diyoruz. Çünkü fıtratımızda var olan imanı öldürmemişiz. Yani arkadaşlar, kardeşlerim, bu Allah'tan gelen emirleri ben Müslümanım deyip de müminliğe terfi eden insanlar asla suistimal edemez. Asla ihmal etmemeli. Diyelim ki her halükarda unuttum. Diyelim ki her halükarda gerçekten çok meşakkatli bir ortamdayım. Onlara da ayet vereceğim inşallah. O zaman ne yapacağız? Burada hepsi yazılıyor. Unuttuğun namazı diyor, hatırladığın an kıl. Uykudaysan uyandın ki namaz geçti. Hemen önce o namazı kıl, sonra vaktin namazını kıl. Bu kadar da kolaylık gösteriliyor. Uyudun, unuttun. Namaz uçup gitmedi. Duruyor. Senin hafızanda, senin gönlünde rızan. Rıza senin gönlünde. Ne olacak o zaman? Telaşa kapıyorsun. Eyvah. Hiç telaşlanma diyor. Kalk. O vaktin geçmişse önce o vakti kıl, sonra arkadan gelen vaktini kıl diyor. Bakın her halükardaydan. Ama bunu da hiç unuttum. Hani bizde cem etme olayı vardır. Öğlen ile ikindiye, akşam ile yatsıyı beraber kılma ruhsatı da vardır. Bütün bu ruhsatlar niye verilir bize? Rab ile iletişimini kur, düzgün kur. Çünkü o Rab seni terbiye eden, seni yediren, sana yol gösteren, sana ihtiyaçlarını karşılayan. Bu Rab'den uzaklaşamazsın, unutamazsın, unutmamalısın. Ama insanız, bunlar var. Evet, buradaki bu namazdan şey de gerçekten Kur'an'la meşgul olmak vardır diyor bir de namazda. Hatta ben bunu sık sık namaz bahsi geldiğinde namaz diyorum Kur'an'ın sentezidir. Hepsini içinde buluşturmuştur. Kıraat mı, rükû mu, secde mi, kıyam mı? Değil mi ya? Ne dersen hepsi namazda Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde buluşarak biz Rabbin huzurunda duruyoruz. Kıraat, okumak. Okumuyoruz mu? Kıyam. Ayakta durmuyoruz mu? Allahu Ekber, tekbir getirmiyoruz mu? Rukiye varıyoruz. Ya Rabbi, senden gelen her emre boynumu eğeceğim. Rüküden kalkınca, Ya Rabbi, sana isyan edenlere karşı ben de ıslah edeceğim, kıyama kalkacağım. Bak rüküden doğrulurken ben bu manaları hep tefekkür ediyorum. O tekbirlerle, o tesbihlerle, bakın tesbih, tekbir, kıraat, secde, hangisini anlatalım? İşte Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde namazı biz eda etmiş oluyoruz. Ve bu kadar bütün bir Rab'le buluşmuş oluyoruz. Rabbin razı olacağı şekilde buluşmuş oluyoruz. Sonra secdede nedir bu secde Allah aşkına? Hani rükiye eğildim. Evet, boynun senden gelen her emre ağır. Eğik. Başımı kaldırdım. Sana isyan edenlere karşı ben de kıyamdayım. Tekrar Allahu Ekber. Ne büyüksün ya Rabbi. Boynum eğildi, kıyamdayım. Secdeye varıyorum tesbihle, telmihle. Ya Rabbi, bu secdede senden gelen her emri bütün gücümle, imkanlarımla yerine getireceğim. Secde son noktadır. Allah'a en yakın olduğun zamandır derler ama bu düşünceyle doldurmadığın zaman en yakın olma nedir? Bakın
Belki de biraz çok dağıtmıyorum ama biraz daha çok namazın önemini anlayalım diye söylüyoruz. Evet, namazın vacibi, sünneti vardır. Kısaca namaz, Allah'a kullukta direktiflerin, bir daha söylüyoruz, sentezidir. Sentezi de bilmeyenler sözcüğümüze baksınlar. Sentez ne demek? Parçaların birleştirilmesi, yani İslam'daki tüm düsturları içerisinde barındırır. Özet konuşsaymışız daha iyiymiş. Her anış, Allah'ı hatırlama, kötü işlerden uzak kalma uyanıklığına ve bilincine sahip kılar. Uyanmak ve bilincine sahip kılar. Bunları anladık. Mesela dar zamanlarda namazdan bahsettik. Onlara da inşallah ayet okuyalım. Çünkü savaşta, seferde, yani yolculukta gene namaz var. Savaştaki namaz 2 rekat. Çok kızgın olan bir savaşta 1 rekat. Ama orada nasıl bir namaz kılmamızı belirtiyor Mehtap. Savaştasın, silahların var. Hatta yağmur da yağacak. Böyle bir endişelerin varsa diyor, hemen tedbir öneriyor Cenab-ı Hak. Bir diyor grup gelsin namaza dursun. Öteki silahlı bekliyor orada. Silahlarınızı yanınıza alın, namaza durun. Hatta silahı alabilmek imkanın bile yoksa silahın omuzunda dursun. Ben bunu işte hac ibadetim yaparken oradaki insanlarda gördüm. 3 günlük, 5 günlük bebeklerini alıp cuma namazına geliyorlar. Bebek kucağında namaz kılıyor. Ötekini de balkonun şeyine bağlıyor. Kaçmasın çünkü orada kaybetmek çocuğu. Allah'ım, müthiş bir kaos. Onu incitmeyecek şekilde yürüyen çocuğu, bak birisi yürüyor küçük, onu oraya böyle parmaklığa ön safta duruyor nasıl geliyorsa. Onu oraya güzel kontrol altına alıyor. Küçük çocuk da bebek de kucağında. Namaz kılarken rukiye eğiliyor böyle. Secde edilirken ayağının dibine yatırıyor. Kalkarken onu gene alıyor. Bakın namazın önemini kavradığı için bu böyle yapıyor. Değil mi ya? Sonra çok tehlikeli anlarda diyor, binek üstündeyken de kılarsın diyor. Kıbleye yönelmek var. Her yön Allah'ındır diyor. Batıda, doğuda Allah'ındır. Hadi bulamadın ama namazı gene kıl. Niye Cenab-ı Hak bu kadar önemli belirtiyor? O da bizi çok seviyor. Bizimle buluşmak istiyor, muhabbet etmek istiyor. Biz onunla, o da bizimle. Gerçekten biz onunla muhabbet ediyoruz. O da bundan çok memnun oluyor. O da bizi seviyor. Rahmet ediyor. Yani kulum her işi attı bıraktı, benim emrime geldi 5 vakit namazda. Evet, bu ayeti kerime öyle. Gerçekten bu korkulu anlarda da bu ayeti ben söyledim. Tekrar etmeyeyim, çok uzatıyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de burası da çok önemli olduğu için değindim. Şimdi de Ramazan'a gireceğiz hamdolsun. İnşallah onu da hakkıyla eda edebiliriz. Çölenlerden uzak inşallah. O 11 ayın içerisinde bir ay vücudumuzu defe edebilecek bir beslenmeye inşallah dikkat ederiz diyorum. Çünkü imkanımız çok olduğu için özür dilerim. Allah'ın verdiği nimetleri kimse kimseden esirgemez. Önünde dünyanın nimetleri varken ama sen 11 ayda bir kere vücudunu defe edeceksin. Hatta bazıları derler ki şeker hastaları oruç tutmasın. Ben kaç böyle arkadaşımla karşılaştıysam onlar kendileri yapıyor. Yani emir, faz, vacip değil. 3 ayları aralıksız tutuyor. Ya diyorum sen şeker hastasınız. Vallahi diyor oruç tutunca diyor hastalığın geçiyor. O kendi vücudunda denediği bir şey. Herkes aynı olamaz tabii ki. Onun için tutamadığımız günler sayıcında, bak gene lafı genişlettim ama hem Ramazan'a giriyoruz hem namaz. Şimdi bugün namaz kılmayan, 5 vakit namazı kılmayan insanlar hele de Ramazan'ın ilk günlerinde teravihe koşuyorlar. Önemini, anlamını kavramamış, teravihe koşuyor. Bu da bir imanın belki itirafıdır ama cahilce bir itiraftır bu. Teravih namazına koşarken biraz da toplumsal teşvik var ya orada. Oruç tutmazsan çok kınanıyorsun. Biraz da müminsen, müminsen demeyelim de teravih kınıyorsan ya sen niye kınıyorsun? Hemen size bir at takarlar. Nafileleri önemsemiyor. Bunlar Vahhabiler. Bunlar şöyleler, böyleler.
deniliyor yani, milletin dili durmaz, durmasın. Kendisi der, kendisi vebale girer. Bakın bu bizzat Mine, canım benim, benim hayatımda, benden o zamanlar gençken daha biz namaz kılıyoruz, örtünüyoruz. Bize o kadar hor bakıyor ki. Yani beni kınayacak, ezecek laflar söylüyorlardı. Ama bir yandan kendi namaz kılan evladını takdir etmiyor, nafileyi kılmadı diye ona etmediğini koymuyor. Bak rencide edici laflar söylüyor. Çünkü cahil. Elinden tesbih düşmez. Beş vakit namazında düzgün kılar ama namaz kılmayana diyoruz. O zaten kılmıyor gibisinden. Ya onu yok mu sayıyor? Ama şunu takdir etmeyi öğrensene. Niye sıfır diyorsun? Nafileyi kılmıyormuş. Sonradan da bir sürü dedikodu. Peki bunlar hesabını nasıl verecek Allah? Allah'ım ben bilmiyordum, gözüm açtım, bana öyle öğrettiler, ben de onun için bunlara böyle davrandım mı diyecek. Aklın mı yok diyecek. Birine soramaz mıydın diyecek. Niye ona kızıyorsun? Niye onu mahcup ediyorsun? Niye onu namazdan soğutuyorsun? Böyle işte bir garabet. Tutamadığınız günler sayınca orucu diğer günlerde kaza edin. Bak bu bir emir. Der Allah. Hangi ayette? Gene Bakara suresi. Evet yok. Evet Bakara suresi 184-185. Bu ayetleri de şu Ramazan arefesinde çok ciddi anlamamız gerekir. O kadar çok ciddi anlamamız gerekir ki son cümlesiyle bağlayacağım. Suistimal edebilirsin. Hastaysan kılmayabilirsin. Allah ruhsat vermiş. Ama diyor bilirsen oruç tutmak daha hayırlıdır. Namazda bilirsen diyor Allah almak daha hayırlıdır. Bak namaz ayetleri geldiği zaman bilirsen diyor marifet senin namazında değil. Bilirsen diyor marifet senin bilmende ve Allah'ı anmanda. Bu da Ankebût suresinin 69. ayet-i kerimesinin başıyla sonunu birleştirdim. Oruçta da Bakara suresinde ne zaman oruç tutacağımızı, nasıl tutacağımızı belirtiyor. Hasta, yaşlı falan filan gerçekten olanların diyor tutmayabilir ama tutmadığı günler sayısınca diyor fidyesini versin. Veyahut da kaza etsin diyor. Fidyesi hiç tutamayacak gibi bir şey varsa fidyesi nedir? Bir yoksulu sabahlı akşamlı doyurmaktır. Dersimiz bu değil ama namazla buluşturmam gerektiği için biraz açıklıyorum. Allah orada diyor ki orucu tutamadıysanız tutamadığınız günler sayısınca eda edin. Bizde kaza derler. Peki namazın kazası var mı? Yok. Bizim insanlarımız bilmediğinden, cehaletinden veyahut ne bileyim çok ciddiyetinden uzak kaldığı için kılmıyor. Kalbi temiz, niyeti iyi, hayrı çok. Bu insanlarla dolu kuşatılmış adı Müslümanlar var. Ve onları oyalayan da bu kelimeler. Ama sonra işte birilerinden veya kendisi, zaten o kılmayan bir insanda da bir rahatsızlık vardır. Müslümansa çevrede kılanları gördükçe. Namaza başlayayım diyor veya birileri ona bunu anlatıyor. Ama ben senelerdir kılmıyorum. Her namazın önünde diyor bir kaza vaktini kıl. Halbuki tövbe her şeyi temizliyor. Sen bilerek yaptıysan bile, bilmeyerek yaptıysan bile şu anda bildin ve tövbe ettin. Yani kusura bakmayın. Nereye de okursanız okuyun namaz kazası anlatılır. Ama bu oruç kazasıyla namazı buluşturduğunuz zaman ben aradığım kadarıyla namazın kazasına rastlamadım. Deminden beri yaptığım açıklamalar bunu izah etmiyor mu zaten? Onlara tekrara düşersek bu da hiç olmuyor. Kaza edin der. Bu noktayı işaret eden Allah-u Teala'nın namaz için böyle bir emrini göremiyoruz. Daha açıklıyorsun ya, bir daha okuyorsun. Ancak Resulullah Aleyhisselam getirdiği haberde deminden beri söylediğimiz usulleri, düsturları söylüyor. Neydi o? Uyudun, unuttun. Neydi o? Çok zor. Savaş halindesin. Bak savaş halinde iki rekat tek rekata iniyor. Ama İnşallah öğrendiğimiz doğrudur. Resulullah normal zamanlarda seferden gelip evinde oldukları zaman 4 rekat kılındığı ve mescitte kıldırdığı rivayetler arasında Allahu alem diyelim. Ama kimileri bu ayetten yola çıkarak namaz 2 rekat diyorlar, fazla kılmıyorlar. Kendileri bilir.
kanaatlerine, inançları neyse yapabilirler. Neden iki rekatı kılıyor? O savaş ayetine getirerek. Veya bir de şöyle bir izah getiriyorlar. Biz namazlarda Fatiha'yı iki rekatta arkasından Zamm-ı Sûre okuyoruz ya. Sonra Zamm-ı Sûre okumana gerek yok. Fatiha okursun yeter diyorlar. Bak orada bile Zamm-ı Sûre istemiyor manasında. İşte yorum yaparsan, bir yere gönderirsen, bir şeyi böyle anlarsan yaparsın. Yani bilmiyorum gerçekten o yediden bahsederken bunu da gene ilmihal ve siyer bilgilerinde Fatiha'sız namaz olmaz diyorlar. Yani o kadar çok görüşler var ki önemli olan kişinin kendi idrakiyle Allah'a bir bilinç üzere yaklaşıp namazını eda etmesi. Madem ki namazda kıraat varsa Fatiha'yı da okursun, başkasını da okursun. Fatiha'yı her rekatta okumazsın, başka zammı süreler okursun. Yeter ki bilincin seninle beraber bir şeyler düşündürsün. Burada da şöyle bir şey var. Ya ben unuttum nasıl olsa deyip es geçemez. Bu kadar anlattığım şeyden sonra. Hemen bu kadar açıklamadan sonra, tabii burada birçok ayetler var. Bazısını verdik, bazısını vermedik. Söyledik ama. İsterseniz vereyim. Bakara 45-46 namaz konusunda 153 ve Nisan suresi 101-102. Bu anlattıklarım, harmanladıklarım bu ayetlerin içerisinden derlediklerim. 15. ayette çünkü o saat şüphesiz gelecektir. Bakın bu kadar uyarmadan ve bu kadar yönlendirmeden sonra niye bu ayet geldi? Öleceksin ya, öleceksin. Her insanın ölümü kendi kıyametidir. Burada da kıyamet ne demek? Kıyam ayağa kalkmaksa ayağa kalk, kurtul bu gafletten, cehaletten. Bunu böyle düşünmek bence daha sağlıklı geliyor. O saat şüphesiz gelecektir. Gene diyor şüphe etme. Zaten şüphe etmeye mahal yok ki. Kim kimin öldüğünü görmüyor. Kim ölürken kimsenin bir şey götürmediğini görmüyor. Bu dünyayı elinin tersinin de it demek değil. Gönlün Rab'le bağdaşsın, buluşsun. Hesapların, kitapların, isteklerin, emellerin o kadar seni kuşatmasın. Kuşatmasın diyelim. Hemen açıklayacağım. O gün muhakkak gelecek. Ben onu hemen açıklayacağım. Kim açıklayacak? Allah Resulüne, Resul de bize. Açıklayacağım geliyor ki her nefis niye çalışıyorsa kendisine onunla mukabele edilmiş olsun. Meali bir daha okuyacağım. Çünkü açarak okuduğum zaman biraz şey oluyor. Çünkü o saat şüphesiz gelecektir. Ben onun vaktini hemen açıklayacağım geliyor ki, ama açıklamıyor ya, ne ölümün vakti var ne kıyametin var, geliyor ki, ama şunu açıklayacağım diyor, her nefis neye çalışıyorsa kendisine onunla mukabele edilecektir. Zaten kıyamet genel bir yok oluştan bahsetmez. Yeniden dirilişten, yeniden hayata geçişten ve ama rüşt ile geçişten bahseder. Biz dünyaya yokken geliyoruz ama hiçbir şey bilmezken geliyoruz, muhtaç halde geliyoruz. Ve sonra büyüdükçe rüştümüze eriyoruz. İşte bu rüştle biz o ebedi aleme ne yapmışsak onu alıp götürüyoruz. Ve orada da rüştümüz zaten ne yapıp ne yapmadığımız önümüze koyulacak ve açıklanacak. Sen rüştünü ermiştin, biliyordun, duyuyordun. Kafana göre mi yaşadın, hevana göre mi yaşadın, Allah'ı mı hesaba katmadın, nasıl yaşadın? İşte orada diyor, bütün rüştün açık olacak ve bunları tek tek göreceksin. Tabii biz bunları yorum yapıyoruz. Burada kıyamet zaten kalkmak, doğrulmak, ayağa kalkmak, dirilmek anlamlarına geliyor. Bakın bir kıyamet kelimesi. Namazda da kıyamdan bahsetmedim. O halde gafletten kurtul, kalk ayağa. Fırsat elindeyken, dünyadayken Rabbini tanı ve onu razı edeceğin şekilde yaşa. Başkasını razı ederek, kendini razı ederek, kendini rahatlatarak değil. Bunları da böyle düşünüyoruz. Evet, kim kulaktan yana, ne iş, kulluktan yana ne işlemişse dedi ya, ona o verilecektir. Burada da birçok ayet-i kerimeler var.
6'ya 164'ü okuyayım. Toparlayalım inşallah. Bazen hepsinin arasında kağıt koyuyorum. Bazen diyorum ki niye bu kadar okuyorum ki? Niye bu kadar açıyorum ki? Gibisinden geri çıkarıyorum. Bari öyle dedik. Bulalım burada. 164'ü. Sayfalar da incecik ya. Mealen. De ki Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Bak bu kadar emirden sonra kıyameti düşünüyorsan sen ondan başka Rab mı arayacaksın? Dünyadan da ahiretinde de o senin Rabbin. O sana bir şeyleri verecek. Ve sen de onu verecekleri neyse ona göre hareket et. Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Sonuç oraya bağlıyor. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecek. Kılsam mı kılmasam mı, yapsam mı yapmasam mı? Değil mi? Versem mi vermesem mi? Teşbih yapıyoruz. Bütün bu içimizdeki düşüncelerle, amellerimizle diyor ki açığa çıkaracak oluyor. Siz ona döneceksiniz. Ondan geldiniz, ona döneceksiniz. Onun için Bakara suresinde de öyle der, 153'te galiba. Onlara bir sıkıntı geldiğinde, başları dara düştüğünde biz Allah'tan geldik, ona dönücüleriz derler diyor. Yani Allah'ı bilmek, kıyamet gününe de hazırlanmak manasına geliyor. Şimdi burada bir iki şiir falan var, çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten tefsirleri, atasözleriyle, nüktelerle, şiirlerle beslediğimiz zaman insanın biraz daha algı şeyi, melekesi açılıyor. Necip Fazıl şöyle demiş. Dün hatıra, yarın hayal. Bugün ne? Dün öldü. Bugün ise can çekişmede. Yarın henüz doğmayacak belki de. Yani ne yapacaksan bulunduğun anda yap diyerek gerçekten yaşadığımız hayatın kıymetini, Rabbin rızasını bilerek bu çerçevede bilinçli, halk haşyet içerisinde huşu ile kulluğumuzu yani Allah'a abdimizi, itaatimizi gerçekleştirelim. Kalın sağlıcakla.